Gördüğünüz kişi Mert Yılmaz. O, Erzincan Sazlıpınar Köyü'nün en genç çobanı. Onu diğer meslektaşlarından ayıran en önemli özelliği ise çobanlığa teknolojik bir bakış açısı kazandırması. Henüz 3 yaşındayken tanıştığı kuzular, bugün onun hayallerinin en önemli unsuru. Dronlu çobana kulak verelim. Ben Mert Yılmaz, Erzincanlıyım. Şu anda çobanlık yapıyorum köyümde. Üniversiteyi kazandım fakat üniversiteyi bıraktım. Köyüme geldim. Burada da bir hayvanlar falan çoğalttık birazcık. YouTube kanalı açtım. Şimdi oraya video falan atıyorum. Çobanın gözünden diye bir kanalım var. Tabii drone aldım. Ondan sonra fotokapan aldım. Böyle böyle güzel aletler almaya çalışıyorum. Köylülerim de çok seviniyor şu anda. Başta tabii onlar da tepki gösterdiler. Drone falan bizi çeker, bizi rahat hareket edemeyiz diye dağda falan diye düşündüler. Ama tabii şimdi onların işine yarıyor. Bir hayvanları falan kaybolsa onların yanına gidiyorum. Onları buluyorum. Mesela bizim 30 tane koyunumuz kayboldu. Ben onları drone'la buldum. Hani bayağı bir uğraştım. Köylü böyle seferber olsa bile ben hemen bir kere uçurmamda buldum drone'la koyunları. Çok güzel oldu. Kurtların yerini tespit edebiliyorum. Artık köpeklerin daha az yara bere alıyorlar. Köpeğim vardı Çapo diye. Domuzla girdiği mücadelede bacağını kaybetti. Ama şimdi köpeklerim hiçbir şekilde öyle mücadeleye girmiyor. Koyunları ot atacağım yerlere hemen götürüyorum drone'u, uçuruyorum. Önceden bakıyorum, domuzları falan kovalıyorum, kurtları oradan çıkarıyorum. Ondan sonra köpeklerimi ve koyunlarımı alıp oraya gidiyorum. Birkaç kişi de drone almaya heves etti. Onlar da alacak herhalde. Böyle böyle teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Haydi 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 haydi. Bozuk geldi. Bir belgesel izlemiştim. Orada birisi vardı. Böyle biraz drone'dan daha büyük aletlerle tabii onun içine binebiliyordu. Bufalolara falan çeviriyordu. Orada timsahları falan yerini tespit ediyorlardı. Ben de onu izledim. Dedim acaba ben de drone alsam böyle kurtların yerini, domuzların yerini tespit edebilir miyim? Kendi kendime öyle düşündüm. Tabii köpeğimizin bacağı da koptuktan sonra bunu almak artık şart oldu. Artık dedim domuzların yerini tespit edeceğim ve direkt oraya artık koyunları falan götürmeyeceğim. Sonra bir tane drone aldım. Çok güzel ilk başta tabii biz başaramadık. Böyle uçurduk, düşürdük falan bazı şeyler başımıza geldi ama ondan sonra köylülerimiz alıştı. Başta biraz tepki gösterdiler tabii. Ondan sonra onunla alışınca artık beni arıyorlar. Diyorlar Mert koyunlarımızı çevir, şuraya çevir. Koyunlarımızı buraya çevir. Bir bak arkada koyun falan kalmış mı? Kurt var mı bu bölgede? Hep arayıp soruyorlar. Şimdi onlar da mutlu, ben de mutluyum. İnşallah böyle ilerleteceğiz. Mersin Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü kazandım. Tabii orada bir hafta falan kaldım. Sonra bir gün derse girdim. Baktım ki köyümüz gibi değil tabii. Köpeklerimi özledim, koyunlarımı özledim, kuzularımı özledim. Geri döndüm, üniversiteyi bıraktım. Köyüme geldim. Tabii ilk başta herkes tepki gösterdi, ailem ve çevrem olmak üzere. Üniversiteyi bıraktın işte bir iş sahibi olabilirdin, sigortan yatardı. Böyle sürekli söylediler. Mesela ben okulu bıraktım ama herkesin okulu bırakmasını tavsiye etmem. Bu da gençlere bir yanlış bir örnek olmasın. Ben hayallerimin peşinde koştum. Bazılarının hayalleri vardır pilot olmak, bazılarının uzaya çıkmak gibi hayalleri vardır. Bazılarının öğretmen olmak gibi hayali vardır. Benim de köyde yaşamak gibi bir hayalim var. Ben bu köydeki çobanlık yapan tek genç kişiyim. Beni bazen yolda falan gördükleri zaman diyorlar işte keşke bırakmasaydın okulu, keşke bırakmasaydın. Ama ben biliyorum ki yani bu meslek beni daha mutlu ediyor. Allah'a şükür para da kazanabiliyorum. Köpeklerle, koyunlarla iyi bir yaşam geçiriyorum. Tabii insanlar çok ön yargılı ama bu ön yargıları kırmak lazım. Köyde yaşayan insan bayağı bir çalışması lazım yani. Önemli olan çalışmak. Eğer çalışırsa her şeyi başarabilir. Çobanlığı genelde tercih etmiyorlar. Çünkü yani böyle bir şey var. Çobana kız verilmez, çoban böyle yapılmaz. Çobanı böyle biraz aşağılayıcı söylemler var. Ben onları kırmak için böyle bir işe giriştim. Drone aldım, belgesel çekmeye çalışıyorum, hayvanları çekmeye çalışıyorum, koyunlarımızı çoğalttık. Yani çobanların da bir şeyler başarabileceğini kanıtlamaya çalışıyorum. Bir gün video çekiyordum yine, bundan bir iki hafta önce falan. Şu aşağıda bir ormanlığa girdim. Orada böyle video devam ederken birden otlar bayağı mı uzun, şu kadar falan ot var ha, ot var. Otların içine şöyle bir ayağımı atmamla domuzla böyle yüz yüze geldim. O anki o korku, her an domuz bana saldırabilirdi. Tabii domuz saldırsa ben orada kurtulamazdım yani şu anda. Burada konuşamazdım. Domuz saldırması çok kötü. Hayvanımızın da bacağını kırdı. Yani orada göz göze gelmemiz beni çok korkuttu. Bir daha da öyle bir işlere kalkışmıyorum. Artık yollardan gidip geliyorum. Böyle sık ormanların içine falan girmiyorum. O korku artık hayatım boyunca bana yetecek. Tecrübe kazandım. Yabani hayvanlara yaklaşırken daha da dikkatli olacağım. Domuz böyle tam yuva yapmış böyle otlardan. Ayağımı atmamla
Domuz birden fırladı ve bana baktı. O göz göze gelmemiz hayli unutamıyorum. Sürekli onu anlatıyorum ve sürekli rüyalarıma giriyor gerçekten o domuzun o hareketleri. Yani bir sürü üzerimden atamıyorum o korkuyu. Oyunlarımı seviyorum. Hayvan sevgisi yani bambaşka bir şey. Bunu bilmeyen insanlar tabii ki önyargıyla yaklaşabilir. Ama hayvan sevgisi benim için birinci sırada. Çok seviyorum hayvanlarımı. Çobanlık çok güzel bir meslek ama tabii zor yanları da var. Hayvanlara kurt saldırabilir, ayı saldırabilir, domuz saldırabilir. Ve bunların çoğunu yaşadım. Mesela Çapo'yla yaşadığımız bir olay vardı. Videolarda da mevcut kanalımda. Orada domuz gelip Çapo'ya vurdu. Çapo'nun bacağını kırdı. Ondan sonra kuzumuza vurdu. Yani bu bir tehlike, bana da vurabilirdi. Ben de domuzun yanındaydım. Beni es geçip hemen kuzuya vurdu böyle. Vurur vurmaz kuzunun bacağını kırdı. Tabii köpekten sonra müdahale ettiler, köpeklerle boğuştu. Bir sürü olay var yani. Çok cesaret isteyen bir olay çobanlık. Kolay bir meslek değil. En büyük hayalim güzelce hayvanlarımla yaşayabileceğim bir çiftlik açmak. Kuzularım, köpeklerim, tavuklarım, güvercinlerim, kedilerim, ineklerim, böyle bir çiftlik açmayı düşünüyorum. İnşallah buna ulaşacağım. Bazı insanlara, arkadaşlarıma, çevreme anlatıyorum. Aileme anlatıyorum. Tabii komik buluyorlar, gülüyorlar. Öyle olur mu, böyle olur mu? Ama ben böyle hayvanlarla yaşamak istiyorum. Hayvanlarımı çok seviyorum. Böyle bir çiftlik kurarsam eğer çok mutlu olacağım. Elimden geldiğinde çalışacağım şu anda. Onun için çalışıyorum. Bütün emeklerim onun için. Hayvanlarımla bir çiftlik kurmak. Çiftlik kurduğumda artık bizim bu kara düzen işlerimizi bir kenara bırakacağım. Biz de artık böyle. Kara düzen yani olursa olur, olmazsa olmaz. Ama bunların hepsini böyle güzel bir yola uyduracağım. Hayvanlarımın sayısına göre bakacağım. Mesela şu anda biz kapasitenin üstlerinde hayvan bakıyoruz ve çok yoruluyoruz. Mesela bizim ahırımız 100 koyunluk. Biz 150 koyun bakıyoruz. Hem hayvanlar orada sıkıntıya giriyorlar hem biz burada sıkıntıya giriyoruz. Ama yaptığım zaman 10 koyunluk yerse 10 koyunluk. Suluklar olacak, yemlikleri olacak. Yani olabildiğince insan gücü az kullanacağım. Daha iyi bir drone almayı düşünüyorum. Mesafesi yüksek bir drone almayı düşünüyorum. Daha güzel foto kapanlar almayı düşünüyorum. Bunları yaparak hem bir yandan belgesel çekmeyi, profesyonel belgesel çekmeyi düşünüyorum. Bir yandan da yaşadığım köy hayatına devam etmek istiyorum. Hayvanlarımla beraber. Yazları biz hayvanlarımızı yaylaya götürüyoruz. Orada tabii burası biraz sıcak. Orası serin olduğu için orada daha güzel otlayabiliyorlar. Çayırlı yaylasına götürüyoruz şu dağın arkasında. Orada yine bir gün canım sıkıldı. Drone uçurayım dedim. Akşam da eve döneceğiz artık. Böyle bir tehlike falan yok. Drone'u uçurdum. Biraz böyle koyunlardan açıldım. Biraz gittim. 3 tane kartal geldiler. Şöyle kartallara bir saldırdılar şu ayak pençeleriyle. Ben şok oldum. Ben kilitlendim kaldım. Dedim Mert gitti. İşim bitti. Şimdi biliyordum böyle birkaç tane video izlemiştim internette kartal saldırısı diye. Drone'u. Dedim Mert işim bitti senin artık. Drone kırıldı. Şöyle biraz drone'u aşağı indirmeye çalıştım. Kartal bir daha hamle yapınca drone'u böyle tırnaklarıyla vurdu. Drone düştü yere. Ben şimdi uzağım. Koştum biraz. Koyunlar var yanımda. Koştum. Gittim drone'u arıyorum. Drone'u bulamıyorum. Heyecanlanıyorum. Arıyorum. Köpeği de yanımda götürdüm dedim belki o drone'u vurur diye. Yani o kadar heyecanlanmışım ki o an. Kendimden geçmişim. Bayağı bir para verdim. Emeklerimi de yapmaya çalışıyorum. Sonra böyle aradım. Drone'u buldum sonunda. Drone'u buldum ki tabii kırılmış drone'umuz. Bataryası bir yere düşmüş, kapağı bir yere gitmiş. Onları topladım ama kartallar etrafımızda hala dönüyor. Kartallar beni bırakmadılar. Büyük kartallardı. O güne kadar görmediğim büyük kartallardı. Drone'umuz parçalanınca işte eve geldim. Üzüldüm. Bütün köylüler geldi yanıma falan. Geçmiş olsun falan dedi. Bayağı ben de sevindim yani. Demek ki drone gerçekten önemliymiş. Çünkü birkaç kişinin hayvanını falan bulmuştum. Drone'la bazen insanlara yardım ediyorum. Birkaç kişinin ineğini buldum. Sonra köyümüzde keçiler kaybolmuştu. 7-8 tane keçi. Onları kovalayıp getirip sürünün içerisine soktum. Ha böyle durumlar da var ama başıma gelen ilginç noktalar da var. Mesela bir tane leş buldum. Suyun içerisinde ölmüş. Belki biraz daha erken onu görseydim o hayvanın orada çırpındığını falan görebilirdim. Hayvan orada suyun içinde düşmüş bataklığın içinde. Kimsenin haberi yok. Ben köylülere söyledim. Ondan sonra onlar haber aldılar. Oraya gitti baktılar. Onun bir inek leşi olduğunu fark ettiler. Köylülerimizin bir ineği kaybolmuştu. Halbuki o inek de suyun içerisindeymiş. Onu gördük orada. Çok ilginçti. Yani aklımda bir sürü proje var. Doğayı böyle nasıl ben görüyorsam sizlerin de görmesini istiyorum. Ben çoğu şeyi gördüm ama tabii imkanlardan dolayı sizlere yansıtamadık. Ben bunları çobanların böyle gözünden her şeyi anlatmak istiyorum. Profesyonel bir şekilde ama amatör bir şekilde değil de artık çobanların sesi olmak istiyorum. Çobanların da her şeyi başarabileceğini Türkiye'ye kanıtlamak istiyorum. Gördüğünüz kişi Mert Yılmaz. O, Erzincan Sazlıpınar Köyü'nün en genç çobanı.
Onu diğer meslektaşlarından ayıran en önemli özelliği ise çobanlığa teknolojik bir bakış açısı kazandırması. Henüz 3 yaşındayken tanıştığı kuzular bugün onun hayallerinin en önemli unsuru. Drone'lu çobana kulak verelim.